Doğru çekecek sandalyeyi. Şöyle bir yaslanacak arkasına. Evet, yasaklama seçim ekranına da geçiyoruz. Geldi o an. Yani hızlı Van Van yasaklamışız. Joy geliyor karşılık olarak. Evet. Sorun değil, kavga da olur. Ve bir Bruno yasaklaması. Yine biz nişancılar üzerine yoğunlaştık. Nolan yine gidiyor. İlk oyun çok rahatsız etmiştik Nolan'la onları. Tekrardan ilk tercih geçelim. Bir de onun da aynısını verelim. Oo, direkt Darlot'la geldi. Güzel. Son yasaklamaları. Bu arada çok hızlı yasaklama yaptı. Bayağı. Bayağı hızlıydık. Kafamızda bir plan var gibi gözüküyor şu anda. Acaba hani... Şimdi Murano bahsetmişti ya ilk maçta. Gizli silahlarımız varsa çıkartmayalım. RRQ'yu zaten hallederiz diye. Böyle bir gizli silahımız varsa onu burada çıkarıyor muyuz? Bu hızlı yasaklamalar onun habercisi olabilir mi? Bence olmamalı ya. Planımız belli çünkü de hızlı, o yüzden mi yasaklıyoruz? Yani silahlardan bir tanesini burada kullanmak zorunda kaldık mı? Ya bence az önceki maç tamamen şanssızlıktı ya. Evet, ben de aynı fikirdeyim ya. Büyük şanssızlık. Yani bence, hiç öyle bir gerginliğe gerek yok. Bence aynı pikleri tekrar alsak onlar kalırız. Düşünceli. Evet. Onlar düşünceli, onlar. Biz değiliz. Ziyiz. Evet, son yasaklama kumeri oldu. Şimdi ilk tercih. Baksiye açık. Aynen öyle. Şimdi Baksiye bizde. Şimdi bizim sıramız. Baksiye'yi kaptık. Rakibimiz bakalım iki pik. Valentina ile beraber. Yo, Valentina alırlar. Kaja'yı alabilirler tekrardan. Bu kadar erken alabilirler. Çünkü almazsak biz Kaja'yı alacağız. Almazlarsa. Faramis Matilda daha önceden çok gördük mü onlardan? Bizim maçlarda almadılar da bir önceki Blacklist maçından da çok anımsayamadım ama galiba bir kere piklemişlerdi. Bakalım. Evet evet, yaptılar. Yaptılar değil mi? Evet, doğru hatırlıyorum. O tarz bir senaryoları belki olabilir. Lilla Teriz'la. Güzel, tamam, sorun değil. Lilla birazcık yok baş ağrıttı bir önceki karşılaşma ama. Yok mu peki Kaja ile beraber? Novaria'yı da okey. Novaria. Kaja ile beraber. Kaja alalım be. Matilda da olur. Matilda'yı bu sefer biz tercih ediyoruz. Novaria'mız da var. Uzaklardan dörtleri, evet. Savunmamız güçlü oldu. Novaria biliyorsun orta oyunda tek atıyor. Çok iyi, evet. Yalnız Matilda'yı kapmamız bence iyi oldu. Birazcık da hani oyuncularımızı kurtarmaya ihtiyacımız var. Çünkü bireysel bazı oyuncularımızın üzerine çok oynayıp can sıkmaya çalışıyorlar. Matilda bu işi çözebilecek kahramanlardan biri. Zaten şu ana kadar oynanan oyunların %94'ünde ya banlandı ya piklendi. Matilda'yı kaptık. Bakalım rakibimizin tercihi ne olacak? Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Lilla yine slow manyağı yapabilir bizi de işte. Ne alacaklar bakalım son burada seçim evresinde? Martis. Yani bence bizim üçlü daha iyi ya şu anda. Baksiye ile beraber. Nasıl işletecekleri önemli tabii Martis. Önemli performanslar çıktı başka takımlardan ama RRQ Akira o takım mı? Martis takım mı? Bunu kanıtlamaları lazım. Şu ana kadar öyle bir görüntü çizmemişlerdi açıkçası. Evet evet. Şimdi ikinci parti yasaklamalardayız. Bakalım. Hangi kahraman yasaklanacak? Merakla bekliyorum. Asıl güzel, güzel. 110 gitti. Yani harika. Biz zaten çok 110 kullanan bir takım da değiliz aslına bakarsan. Bizim canımızı çok sıktı mı 110 bana? Yo ama Alien sever. Alien bayağı sever. Ama hiç almadık M5'te şu ana kadar da. Bir kere aldık ya. Aldık sanki mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Almadık olabilir. Almadık ya. Zaten iki maç yani oynadık bugün. İkisini de almadık. Öncesinde de almadık ya. Ama çok sorun değil ama seviyoruz. MTC'de alıyoruz. MTC'de çok aldık. Seviyoruz, seviyoruz. E tabii canım. Orada Tira biraz gitti. Daha değişik metamız. Bir de üstünde Kaja lütfen. Kaja lütfen. Kaja çok sorun çıkardı. Yine alacaklar Kaja'yı. Yine alacaklar. 9. yasaklama. Akira'da sıra. Gitgide süresi de azalıyor. İstediğimiz tercihleri aldık. Yine Benedict alırlar mı diye baktığımda Teriz de aldılar ya. Almazlar da. Cloud yasakladılar. Okey. Biz tekrardan bir Brody mi alırız acaba kendisini daha iyi koruması için? Nişancı olarak yoksa tekrardan rahatlığa kaçabilir mi? Ve atkısı alarak.
Evet, son barımızı düşünüyoruz. 25 saniyelik bir süremiz kaldı. Yani burada bence Kaja gelmeli. Aynen. Diyecektim. Evet, geldi de sonunda. Söyledik evet zaten. Evet evet. Yani bayağı sorun çıkarıyor. Şimdi bakalım onlar ne... Oo, hızlı geldi Brody'ye. Brody ne diyorsun? Ya biz alacağımızı düşündükleri için aldılar. Biz yine Brody'ye gidebilirdik ama sorun değil. Biz yine çıkartabiliriz. Yani şu Lila Teresa benim gözüme çok çarpıyor ya. Rahatsız ediyor değil mi biraz? Çok rahatsız etti, evet, beni. Yani bu oyunda bir şeyler yapmamız için erken oyunu Baxi'ye taşır. Late game'i Novara ile beraber Matilda toparlar diye düşünüyorum. Bu oyun uzayacak ama kısa bir maç sunmayacağız. Değil mi? Kesinlikle. Ya iki tarafın da birbirine verecek çok cevabı var. O bakımdan bir late game senaryosu, evet, çıkıyor hakikaten. Şu anda tecrübe koridorumuzu ve altın koridorumuzu alacağız. Heyecanlı bekleyiş. Son 5 saniyemiz artık karar vermek için. Hadi. It's my way. Ya, güzel. İsa ile beraber. Pakito. Mükemmel oldu. Güzel. Beğendin mi Murano? Ya Pakito yerine birazcık daha tanklayabileceğim. Ben de o yüzden sordum, evet, bu soruyu zaten. İksiye bence bayağı iyi. İksiye okey. Ya hem Novara'nın yavaşlatması, evet, var. Baxi'ye zaten önden girip rahat bir şekilde hedef olarak girecektir. İksiye ultisi bayağı iş yapabilir bu durumda. Pakito soru işareti ama tam tersine biz böyle... yani ya şu an bu ettiğimiz lafı bak, yutsak daha iyi olur. Neyden bizim korkuyorum biliyor musun? Arkaya erişebilecek kahramanlar olmasından çok korkuyorum. Evet. Teresa ışınlanmayla beraber gelebilir. Martis hızını alıp gelir, al sana bir de Chu. Tank Chu. Tekmeyle beraber bir ara pas çıkaracak bir adam da. Sert maç olacak açık konuşmak sert gerekirse. Sert maç bayağı güzel. Pikler çok çok üst düzey farklı değil. Aramızda çok fazla bir fark yok. Ama işte her an her şey olabilir. Matilda'mız var ya. Matilda'mız var da işte nereye kadar Matilda'mız var? Bir kişiyi kaçırıyor. Hata yapmamamız lazım. Hata lüksümüz yok. Ama şimdi bir kişi kaçırıyor da yani bizim karakterlerin de üçü çok zaten range yani. İki tane mili var. Bence Matilda 2-3 pozisyonda çok o önemli yani, bir kişiyi kaçırırsa da çok çözeriz. Bak Ixia da çok menzil, Novaria da çok menzil. Yani zaten eğer Ixia ya da Novaria'dan bir tanesi Teriz'le ultide falan kalıyorsa orada zaten, hı-hı, bir hata olmuştur demek oluyor bence. Ben takımımıza güveniyorum, sıkıntı yok. Ben de aynı fikirdeyim, bayağı iyi. 5.5 bize 7.1 rakibimize gitmiş. Aklınıza gelebilecek neredeyse bütün kategorilerde rakibimize oylar gitmiş. İstatistiksel olarak daha doğrusu. Ama sayılar her şey demek değildir. Önemli Matilda performans çıkartabiliriz. Önemli Baxi'ye performans çıkartabiliriz. Söz sunucularımızda haydi Fireflux. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Bu maç setlerde durum 1-1. 4-1 yapmak için oynayalım. Güzel galibiyet olacak ya Meytra. Olacak olacak, hissediyorum hadi ya. Hadi bakalım. Pakito birazcık benim aklıma soru işaretleri bıraktı ama unutmayalım ki Pakito'muzun neyi var? Fırlası var. Arada kaldığında tık diye fırlayı basıyorsun, uzaklaşıyorsun. TNC ile beraber ekranlarda iki tarafta turuncu güçlendirmelerini alıyor. Ne diyorsun abi? Niye bir taktik izlememiz lazım? Bizim yani şu noktada... Dediğim gibi önce rakibi bir tartmamız lazım. Çok risk almadan oynamak bence çok faydalı olabilir. Çünkü rakipte de güzel pozisyon kurabilecek kahramanlar mevcut. İşte Chu olsun, Teriz'le olsun ama Teriz'le için birazcık da bir erken aşamadayız. O çok etliye sütlüye karışmayacağı bir noktada. Önce bir rakibimizi tartalım, nere olduğunu görelim. Altın koridoruna çok genk atacaklar, ona dikkat edelim. Rosa. Rosa çok fazla saniye erken oynadırak ışınlanmasını veriyor 120 saniye boyunca. Birazcık sıkıntı. Yani King'in bizim aldığı ormana baksana, hangi ormanı alıyor King? Yani. Aynı şekilde ama bizim TNC'miz boş durur mu? Durmaz. Durmaz, rakibinki bütün ormanlarını alır diyorum. Pakito da geldi o bölgeye doğru, yardımcı oluyor şimdi TNC'ye. Aman abi, aman abi dikkat. İlk maç yaptığımızı tekrarlamamız lazım. Sadece bunu söyleyeceğim, önden farm alacak Alien şu anda. Tekashi Mion'u bekletiyor ama bilmiyor ki Alien arkada alıyor. Çarağı AFK mı bıraktın Tekashi'cim? Yani daha çok bekler Tekashi orada. Baktı gelecek hiçbir şey yok arkadan. Kuleye doğru bıraktı burada minyonları. Evet, önden farmamamız bu durumda çok iyi oldu. Alien yine pozisyonunu bekletiyor çünkü Kaplumbağa'ya 15 saniyelik bir zaman var. Bakalım ne olacak TNC. Rakip ormana baktı. Arkada Rosa'mızı kesiyorlar. Hemen çıkmamız lazım buradan Apex pozisyonu. Birazcık geç kaldı. Arka tarafta şu anda çıkmamız lazım oradaki pozisyondan. Dikkatli oynamamız lazım. Kaplumbağa öncesinde Rosa'nın düşmesi. Aman Rosa'cığım tilt olma. Lütfen tilt olma.
maçtan kopmayalım abi. Erken oyunda skorlar verilir, üstüne baskı kurulursa şu an TNC çekmeye çalışıyor. Tikaç arkada ışınlanmayla beraber üstümüze geldi. Aman çocuklar, ölmememiz lazım. Matilda'mız kontrolü. Alien, hadi Alien. Son bir yumruk. Aparkata vurdu Alien. Skor aldı. TNC yanıma geliyor. Arkadan devam ediyor ama King ultisine açtı. TNC'miz de burada düşecek. Apex hayat kurtardı. Belki kaplumbağayı verdik ama Apex hayatını kurtardı. Apex burada mükemmel bir saflaştırma koydu. Luiz'i kes. Lütfen Luiz'i kes. Haydi Apex değil. Vur. 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 Slow geldi. Geldi. Son bir vuruş. Hadi aslan. Süpersin be. 2-2. Nice. Çok güzel. Net bir iş. Şu anlık rakibimiz 1000 altınlık bir farka sahip. İkinci oyunda olduğu gibi ama bakalım bir sonraki kaplumbağada çıkacak savaşla beraber bu farkı daha aşağı indirme şansımız olabilir. Olur, 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 olur. Yapacağız, yapacağız. Dakika 3, altın farkı binlerse. Şu anda TNC mor güçlendirmesini alıyor. Apex buradan kaçmayı başardı. X'ye geliyorlar. X'ye hamur çıkması lazım. Sunshine, aman dikkat abi. Aman dikkat diyorum hocam. Aa, uzaklardan gelen bir karar vardı, evet, gördün mü? Tam olarak öyle. Heyecan yaptım ya. Valla ben de heyecanlıyım. 60 saniye var bir sonraki savaşı görmemize. Tekaşı 2 kişilik bir ulti attı burada TNC ama Alien'le beraber bu noktada. Şimdi geriye doğru çekiliyor çünkü diğer King'in de geldiğinin farkındayız. King şimdi Alien önümüzü ölçü kesmek isteyecek ama maalesef biz burada Alien'i kaybediyor olacağız. Alien aferin. Süper, süper. Ne yaptın biliyor musun? TNC'yi kurtardı, evet, şu an. Evet, TNC kaç sen ben. Ya ben abi kendimi, evet, feda ederim ormancım için. Yüzbaşı Alien. Sevgen'e de güzel bir hasar geldi aslında Roza'dan ama tabii kule altı olduğu için biz çok istediğimizi yapamadık. Apex o bölgede bir şeyler yapmak istiyor. Üst kuleyi rahatlıkla şimdi indirecek burada ikili olarak. TNC geldi Apex'le beraber. Apex'ten bir ulti kullanımı hasarını veriyor Luiz üzerinde ama şu anlık büyük bir etki bırakmayacak. 28 saniye sonra da oyunun ikinci kaplumbağasını görüyor olacağız. 1700'lükte bir altın farkı oluşuyor tabii üst kulenin alınışıyla beraber. Evet. Daha çünkü bariyerler de kalkmamıştı. Oradan da biraz altın çektiler. Kalkacak. Evet. Bariyerleri kalkınca göreceğiz. Bakalım kiminki daha iyi. Şu anda 5 saniye sonra kaplumbağa. Evet, gayet iyi. Habo. Bir ne savaş diyeyim, bizleri bekliyor gibi gözüküyor. TNC turuncu güçlendirmeyi alıyor. Luiz darlamak istiyordu. Apex onu gördü. Birazcık bu durumu salacağız gibi. Oo, Alien güzel yumruklar yakaladı ama. Yumruklar serk, ultisini aldı, ultisini aldı. Evet. Böyle düşün. TNC girdi ama. Bir salise farkla, bir salise ya. Yani kaplumbağayı verdik. Sagan'ı alabilsek belki güzel olabilirdi. King şimdi burada mor güçlenmeyi darlamak istiyor. Yani çok yok, içeriye girdi. King burada almayı başarıyor ama şimdi onun oradan çıkmasına izin vermemiz lazım. Yavaş. İki seviyelik bir fark var iki ormancı arasında ve altın farkı 2000'e kadar yükseliyor. Birazcık dağıldık, birazcık dağıldık. Bir takımla bir bağırın ya. Bağırın bir toparlanın beyler ne yapıyoruz diyelim. Fena Apex değil şu an. 2000 altın farkı kapatılabilecek bir fark sorun değil ama Luiz çok güzel. Üçünü aldın. Harikasın Apex. Üstüne gidelim. Ama kulemizi verdik gibi King geldi buraya zorlamaya çalışıyor. Çık onu bir yavaşlatma, bir yavaşlatma be. Abi erken oyunumuz doğru konuşalım güçlü müydü? Hayır, hayır değildi. Erken oyunları kat kat güçlüydü. O sebepten dolayı sorun yok. Erken, evet, oyunda savunmaya dayalı bir tercihimiz var şu anda. Sıkıntı yok. Kule altına girdikleri senaryoda ben sana anlatayım mı? Söyle. Abi arkadan X'ye ultisini açtı. Roza yavaşlattı. Roza yavaşlattı. Takır 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 vuracağız. O yüzden erken oyunda böyle bir şey gerçekleşmesi gayet normal. Tekaşı burası. Yani yakalamaya çalışıyor. Alien geri doğru yumrukladı. Şu anda geri gönderiyor. Arka tarafa doğru Apex. Gerçi Bursa sersemletmeyi başarır. Seygen'i yanında kalacağız. Arada kalacağız. Çıkmamız lazım derken Alien geri doğru yumrukluyor. İşte bak Pakistan'ın bu özelliği de çok güzel. Üstüne gelen bir rakip, evet, Pakistan'ı senin direkt kurtarabiliyor yani. Gayet iyi. Alien burada Luiz'i de gördü ama tabii Luiz oldukça rahat kaçma konusunda. Ama Roza gitmeden önce ona bir hasar vermeyi başardı. Yani çok büyük altın farkı yok be. Yani Sunshine'la evet yok. 300 ama işte tanklarda da yok. Ormancı birazcık fark var. Evet. 1200 altın civarında. Onun dışında çok büyük bir problem yok gibi. Orta oyuna kalması lazım. İşte dakika 13'lere 14'lere geldiğinde bir bakmışsın ne olmuş biliyor musun? Şov yapıyoruz. Evet. 13, 14, 15. Bunlar bizim dakikalarımız, yıldızımız. Bu dakikalarda parlayacak. Dakika 6.5'teyiz. 2500 altın fark atmış durumdalar ve kaplumbağa çıktı. TNC bu sefer gelecek sokmazlar gibi. Sokmazlar TNC gibi.
Aa, ulti geldi Roza'dan. Oraya çok, çok ciddi iyi, bir hasar. Diyazi girecek gibi gözüküyor. Havaya doğru zıplatıldı. Evet. Luis şimdi ultisini kullandı ve Diyazi'yi zıplattı. Ama hala Luis X'ya'dan çok iyi ulti geldi ve Luis düşünülüyor şu anda. Harikasınız be! Çok güzel. Tekeş'in de canı çok az. Roza'dan bir deneme geldi ama başarı elde edemiyor. Tekeş'e hemen üste dönmek istiyor. Alien hala darlamak isteyecek burada ve Alien'in yanına doğru çekiyor şimdi. King bakalım burada düşürülen bir isim olabilir mi? Apex zorlamaya devam ediyor. King onu maalesef sersemletiyor ve üstüne de ultiyle beraber alacak. Roza ne kadar burada hasar vermek istiyorsa da biz kaplumbağayı aldık. Farkı birazcık daha aşağı doğru çekiyoruz. Güzel bir oyun geldi temsilcimizden. Şu anlık işler biraz daha iyiye gidiyormuş gibi gözüküyor en azından. Bir ümit vaat edecek bir savaş bu. Evet evet, 4-3 oldu. Dakika farkı 2000'lerde. Şey, dakika farkı ne abi ya? Dakika. Anladım. 6 farkı 2000'lerde. Dakikada da fark atacağız. Hadi bakalım. Bakalım neler yaşanacak. TNZ farkı ufak ufak kapatmaya devam ediyor şu anda King'e karşı ve oyunun ilk lordu oldukça kritik olabilir. TNZ burada gördü rakiplerini. Apex'e gelmek istiyor. Savaşmak mı istiyoruz biz ama Sevgen'i görünce çıkmamız gerekebilir. Ve evet, Sevgen'i gördük ve hemen oradan çıkıyoruz. Abi, şimdi dakika kaçtayız? 8'lerdeyiz. Bizim dakikalarımızda sadece 4-5 dakika. 4-5 dakika daha. Sakiniz, 4-5 dakikadan sonra. Evet, başlıyoruz. Aynen öyle. Ama yani yine de bu dakikaları bile bence yani erken oyunda birazcık daha güçsüz bir ekip takım olmamıza rağmen kadro olarak şu anki yine iyi geçirdik bence. Evet evet, bayağı. Apex pozisyonu iyi. Seyken görüşünü aldı mı? Görüşünü aldı şu anda, hemen çıkması lazım oradan. Burada çarpın attı Apex'e. Aman 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 aman. Matilda'nın ultisini aldılar şu anda. Kaçmaya çalışıyor. Tienz'in yanına geldi. Saplaşmasını bastı King. Şu anda baskı onu altında. Geri doğru yumruklarını gönderdi. Teresa içeri doğru ulti atarken Matilda oradan kurtarıyor. İçeriden ultiyi ama bu ulti birazcık geri itme muhabında. Evet. Orada kadar ulti tekrar gelir. Evet, evet, gelir. Ya bir de ben Sunshine bayağı etliye sütlüye karışmadı bu arada. Ya bak, 500 hasar yemiş. Az önce çıktı kaç hasar tankladıkları. 512 hasar yemiş. Ben altını merak etmeye başladım onun. Sana ne diyorum biliyor musun? Dakika 14'ten sonra bakacağız kim. Sunshine o böyle ortadan ikiye yırtacak bence. Ha, yırtacak, ikiye ayrılacak. Sunshine Vezir Köpü Başkanı biliyorsun. İzle, sadece izle. Tabii. Lord'a 5 saniye var. Alttan Burazi minyonları ittirmeye devam ediyor. Lord'un dersindeki minyonları şu anda ittirdiler ama Alien bunun farkında hemen gitti ittirmeye. Şu an Lord'a kendi tarafına doğru çekmeye çalışıyor King. Arkadan Teresa da geldi yardıma. Ay yüzükler, güzel bir Lord geliştirmemiş Lord. Rosa görüşlerini az sonra ultisiyle beraber alacak. Ardından güzel bir iki ultisi geldi, ultisi geldi, ultisi Chelsea görüşünü aldı. Şu anda rakiplerinin tekerlekle geziyor. Burada Chelsea çarpı diye bir gerçek var ama burada başaramadık. İkşan'ın taraması ne kadar da iyi. Skorları aldı. Belki Lord'u verdik ama alınan ne skorlara bastıracağız. Alien Tekaş'ı yakalamış olabilirim. Gustav Gustav orada canı az bir şekilde bekliyor. Ama sorun değil. Alien girdi yumruklarıyla saramaya devam ediyor. Alt korda olan Lord'ları ilerleyecek ama biz orta kuleyi Lord vermemize rağmen açtık. Lord'u önden karşılayabilir miyiz bakalım derken Sunshine'ın attığı i̇şte altın farkı. Tam olarak onun işte o yüzden 500 hasar yemiş yani 10 dakika boyunca altını almış olmalıydı zaten ve oldukça iyi bir iş onun adına. Yani şunu söylemek lazım, rakip Lord'u aldı. Lord savaşından önce 2200'lük bir fark vardı. Farka bakar mısın Muran'a? Mükemmelsin abi de şu baskı yememiz lazım. Pakito Novara hemen geliyor. Hemen geliyor Novara'ya. Hemen geliyor. Görüş lazım derken Lord'u birazcık daha geride karşılama kararı aldık. Apex görüşünü verdi. Şu anda alt koridora üstümüze doğru geliyorlar. Tienz dikkat olması lazım mı Apex? Bir anda öyle bir ışınlanmayla atar mı falan benim ama... Benim kalp ıslatmaya başladı. Takip edecek kimse yok gibiydi. Şimdi orta koridoru zorlamak istiyorlar. Biz Sunshine'ı alt tarafta bıraktık. Orta koridoru büyük bir ihtimalle veriyor olacağız. Şimdilik Apex'e bir stun denemesi geldi King'den ama başarılı değil. Hala o bölgeye doğru oynamak istiyorlar. Turuncu kendime doğru gittiler. Apex'ten güzel bir ayak oyunu geldi orada. Rakibi Gustavus'a karşı. Kürüyor. Yani istiyorlar. Apex orada birazcık sıkıntıya düşebilir gibi gözüküyor. Hala ultisi yok. Şimdi ultisini kullanmayı başardı ama maalesef burada Gustavus'a tarafından alınacak. Lord'u hala tam olarak savunabilmiş değiliz. TNZ bu noktada bir işler yapmak istiyor. Elin yukarıdan açıyor. X'ya'dan bir ulti geldi. Süper, süper. Yani tamam. Müthiş bir takas geliyor burada. Elinden harika dair gittirme. Burada rahat bir şekilde alabilecek miyiz? Maalesef şimdi... Base atması lazım. Oraya doğru koşuyor. Bizim artık bu orta ikiyi savunmamız lazım gibi gözüküyor. Onların üst ikinci kulesini aldık. Şu anda Pakito da bir yandan da arkadan geliyor. Görüşünü aldı Çu. Dikkat derken şeyi yeni üstüne doğru gidecek. Gustav Gustav üstüne bir ışınlanma gelir mi ama onun hedefi farklı. Diyaz üstüne gidiyor. Gustav Gustav ışınlanmasıyla beraber kaçtı. Yani Luis orada elini yakalamak istedi ama... Başarı elde edemiyor. TNZ rakip ormanın üzerinde baskı kurmak istiyor şu anda ve hani Brody ve Seygen elimizden kaçtı adeta. Seygen bak, ve Gustav Gustav. Orada Lille yerine keşke gitseydi. Gustav Gustav'ya değil mi? Evet. İki yumruk altına park at. Bitmişti işi.
Samimi söylüyorum ha. Katılıyorum, katılıyorum. Samimi söylüyorum. Hadi. Gusta Gusta. Şimdi bir ulti geldi bu arada Rosa'dan. Acaba üstüne oynamak isteyecek miyiz? Apex. O da bir ulti kullanımı gerçekleştiriyor. King yarı canına kadar düşürüldü. Güzel bir hasar Bursa geliyor üstünde ama şimdi rakibin buraya yaklaştığını görünce hemen geri çekiliyor. Çünkü onlar da elinin yukarıda olduğunu farkındalar. Hemen Gustalı Gusta'yı karşısına yollayacaklar. Yani 4'e 4 pozisyon nişancıları yok. Bir durum gerçekleşirse kovalamak isteyebiliriz belki ama şu anlık dağılıyorlar. Şu anda skorduğumu 4-1 şey ya. 4 kule açtılar, 1 tane lord aldılar, 2 tane kaplumbağa almıştır aralık göre. Biz de yavaş yavaş kaplumbağaları aldık, sonra lord alamadık şu ana kadar ve 3 kulelerini düşürdük. Kulede çok büyük bir fark söz konusu değil, alttan bir kule açarsak kule farkı eşitlenecek. Kesinlikle öyle. King şimdi bu bölgeye doğru da ufak da olsa bir oyun gerçekleşmek isteyebilir. Rosa'dan bir ulti kullanımı geldi, King'e doğru oynamak istiyorlar ama şu anda istediğimizi elde edebilecek bir konumda değiliz gibi gözüküyor. Üstlettirdiler Pakito hemen orada. Pakito savaşa hızlı katılması lazım. Lord'u kendi taraflarına çekti, bir yandan da Pakito'nun görüşünü aldılar. Nişancı abi şu dikkat sana geliyorlar, sana geliyorlar. Ama abi hayır. Bir şey olacak mı? Olur, maalesef Gustalı Gusta şu anda vurmaya devam ediyor ve yani rahat bir skor olacak. 50 skoru buradaki ikili katılana kadar bizim burada bir şekilde almadık. Tekiş'ten ulti geldi. 2 kişilik ama Xia'dan çok güzel bir ulti kullanımı geldi. Çizi orayı ama maalesef ultiyi bozacaklar. King üstüne doğru devam ediyor ama Sunshine kaymayı başardı. Apex'in ne kadar az, biz burayı terk etmek durumunda kalabiliriz. Lord hala alınabilmiştir. Rosa'dan fena olmayan bir ulti Rosa ama. Rosa çaldı mı Lord'u? Çaldı mı? Çıkarabilecek bir hasar yok gibi gözüküyor. Tianzi açı vermeye devam ediyor. Rosa artık görüşü aldık ama hala bekliyorlar. Gustalı Gusta üzerinde fena almayan bir hasar ama yeterli değil. Risk alıyoruz. Birazcık stun oyunu yapmak istiyorlar ama şu anda Lord'u onların eline teslim etmiş durumdayız. Olsun. Sıkıntı yok. Bunu da rahatlıkla tutarız. Moral bozmaya gerek evet, var yok, mı? Yok, hayır hiç yok. Neden yok? Savunmaya bak. Novaria'yı yavaşlatmayı bir vurdu. İkişi yavuş için açtı. Hiçbir şey yapamazsın. Evet. Hiçbir şey yapamazsın. Anca ne yaparsın biliyor musun? Açarsın ellerini, dua edersin. Evet. Tam olarak öyle bu arada. Ben niye sustum biliyor musun? Şey düşünüyorum. Brezilyalıların. Devam edelim. Evet, ben devam etmeye devam ediyorum. Alttan geliyor şimdi burada Lord ve orta, yani kuleyi alabilirler gibi gözüküyor belki burada, belki üstü de ama bizim tabii altı tutmamız gerekecek bir şekilde. Onlar da hala burada Lord'un yanına doğru yaklaşmadılar. Çünkü orta kule istiyorlar. Lord gelene kadar da büyük ihtimalle biz orta kulenin bir savunmasını gerçekleştireceğiz. Rosa güzel bir şekilde minyonlar üzerinde hasarını konuşturdu ve gayet net bir şekilde biz o minyon dalgasını temizledik ortada. Yani üst tarafta Martis birazcık zorluyor, yani elinin üstüne doğru gidiyor. Çok mantıklı bir hareket olacağını düşünmüyorum ben. Elini oynamaya devam ediyor Martis ama şu anlık aşağı tarafa doğru bakıyoruz gibi gözüküyor. Kafa geliyor. Söz. Tamam, bir imitör vereceğiz abi, o garanti gibi duruyor. Geri imitörleri vermese yeterli. Ya tuttuk. Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel. Çok ciddi bir hasar almadan tutuyoruz. Yani bir tane daha büyük milyon dalgası geliyor. Bunu da savunmamız lazım da kuleyi deneyip vuruyorlar. Şu anda Apex içeri doğru girdi. Burada bir tane daha üst kulesi daha verdik. Aylin başı dertte olabilir. Tienzi içeriye doğru girdi. Burada geri doğru gitmeye çalışıyor. Aylin elinden geleni yaptı. Arkadan iki şey ulti King arada kaldı. Güzel hasarlar canı bir çaldı. Rosa çıkacak ulti mı? Rosa güzel bir ultiyle beraber görüşlerini aldı ama arada kalıyoruz. Buradan ulti geldi. Abi hadi Rosa. Güzel. Işınlanmasını attı ya. Evet. Olaya bak, olaya bak. Işınlanmayla beraber kaçıyorlar ya. Bize ne zaman savaşa gelse hep ışınlanmaları var. Kaçıyorlar ya. Altın fark çok açıldı yine. Evet yani ama bakalım bir sonraki Lord'da daha organize bir oyunla birlikte burada işleri tersine çevirme şansına hala sahibiz. 5000'lik bir altın farkı, dakika 15 bizim dakikalar geldi. Yani bizim kurduğumuz kompozisyonun dakikaları geldi aslında. Seygen burada mor güçlendirme istiyorlar. Bir pençe geldi. Tienz üzerinde ciddi bir hasar var. Rosa birazcık yavaşlatmak istiyor rakibi. Ve bu yavaşlatma etkisiyle beraber de Tienz'in üstündeki baskı da kalkıyor. Yani sonraki Lord'a kadar zaten gelemezler büyük ihtimalle. Bizim de açılmamamız lazım da. Yani birinin bir şeyler yapması lazım. Bu da Aylin. Evet. Aylin gidecek, koridor ittirecek. Yapacağımız herhangi bir şey yok bunun dışında. Yani onlar da işte Aylin'i bekliyorlar orada farkındaysan. Gustalı Gusta ve Luis ikilisi. Yani bir süre önceki Lord'dan önce de zaten 2'ye 1 pozisyonda Aylin'i almayı başarmışlardı. Şimdi Aylin yaklaşıyor. Eyvah. Ama Apex'te orada, herkes orada. Luis'i alır mıyız acaba? Ultiyi kullandı Luis. Şimdi yavaşlatma geliyor Rosa'dan. Ama Gustalı Gusta. Hadi onu kese geçer. Dedekteki isim o. X'ye ulti çok iyi değildi ama Rosa'dan çok iyi bir oyun var. Arkadan gelen bir isim Seygen. O da ultiyle beraber geriye doğru dönecek. Ayakkabısına doğru ve burada güzel bir skor çekiyoruz. Özellikle Gustalı Gusta skoru olması oldukça önemliydi. 30 saniye yok, 30! Lord geliyor şimdi. Hasarımız oturdu. Güzel hasarımız var, harikayız. Orada ilerleyebiliriz şu anda. Gustalı Gusta yok, asır hasarları yok. Çuğu, tank, Martis. Sadece kesmemiz gereken kişi biliyor musun? Lila. Çıkar Lila'yı bitir oyunu, hadi. Apex'in önünde ciddi bir hasar vardı. Tienz davaya doğru Lila vuruyor.
Lilia'ya dikkat. Rosa da onu hedef almıştı. Zaten Apex'ten bir ulti kullanımı geldi. Rosa'dan da bir ulti var. Şu anda ciddi bir hasar çıkıyor. O güzel bir şekilde havaya zıplatıyoruz ama Apex birazcık arada kaldı ve Takeshi skorun sahibi oluyor. TNZ birazcık geriye çekiliyor. Durum 4'e 4. Hala Gustala Gusta doğmuş değil. 4'e 4. Gustala Gusta şimdi doğdu ve hızlı bir şekilde buraya doğru yöneliyor. İşler birazcık zora girmiş olabilir şu noktada. Bakalım neyi deneyeceğiz? Gustala Gusta'nın da gelmesini bekliyorlar buraya. Alien fena bir oyun değil. Seygen ultisi çıktı, mevcut şu anda ve Alien geriye doğru çekilecek. Tamam, bombaları yok. Seygen'in de ultisi gitti bu arada. Şu anda TNZ dolanmaya devam ediyor. Birazcık kafa dağıttı. Dikkat dağıttı ama Lord'a resetlendi. 10 saniye kaldı Apex'e. Mid'den çok büyük farm gidiyor. TNZ'in üstüne güzel hasar. Askasyon çekti. Evet, yani burada Lord'u bırakmak durumunda kalıyoruz ve zorlu bir savunma artık bizi bekliyor. Alien, hadi be Alien. İki yumruk, iki... Elini kaçması lazım ama maalesef yakalandı. Geriye doğru attı, yakalandı ve burada Terizle ulti de geliyor üstüne. Çıkışı çok mümkün değil ve elini kaybediyoruz. 5000'e yaklaştı altın farkı şu anda. Yine zorlu bir savunma bizleri bekliyor olacak, bakalım. Altından kalkabiliriz gibi hissediyorum ama Takeshi yaklaşıyor alt koridordan. Yaklaşık şimdi Lord'un da geliyor olduğunu göreceğiz. Orta koridordan. Yani birazcık işimiz zor gibi bu Lord'u tutma konusunda. Novaria'nın ultisiyle beraber Xen'in ultisi. Yani Elin ölü. Tek. 4'e 5'iz şu anda. Şu an 4'e 5'iz, 15 saniye. 15 saniye tutabilirsek oyunu süper olur da. Birazcık zor gözüküyor Lord. Şu an Lord Cordor'dan geldi. Güzel Novaria ultisi birçok oyuncular attı arkada. Sunshine'ı yakalamaya çalıştı. Sunshine ışınlanmasını kullandı. Kuleye vuruyorlar deli gibi. Burada ne varsa Luis X'ye atıyor ve kuleye vurup oyunu bitiriyorlar. Anlaki. Ama hiçbir şey bitmiş mi? Değil. Değil. Hala gruplardan çıkma şansımız var. Sadece Blacklist'e karşı bir maç kazanmamız lazım. Mı? Evet. Bir maç mı? Yok, direkt maçı kazanmamız lazım. Ya bence öyle değildir. Değil midir? Bence öyle gerçi değildir. Herkes birbirini yendi gibi oldu evet, grupta şu anda. Bir kere ya bir bak, puanımız aynı oluyor. Bence şu anda konuşmayalım bunu. Ne zaman konuşalım biliyor musun? Bu maçın arasından sonra bir bakalım. Durum neymiş? Ben neyim? Ben şöyle diyeyim. Galiba şöyle. Puanlar eşitse, yani herkes seri olarak aynı kez seri kazanmışsa winlere, lozlara bakılıyor. Evet. Aynen öyle. İşte. Efendim 2-1 ile kaybetmiş oluyoruz. 1-0 ile açtığımız seride üst üste 2 maç verdik. İstediğimiz çıkmadı. Çok mücadele ettik ama biraz da piklerde bazen sorun yaşadık gibi sanki. Şöyle bir baktığımız zaman tabii ki gruptan çıkış senaryomuzu zaman içerisinde değerlendiriyor olacağız ama o şansı bir tık zora soktuk gibi görünüyor. Böyle bir baktığımız zaman. SMG'ye karşı 2-0 kazanmıştık. Burada 2-1 ile kaybediyoruz. Blacklist'e karşı kazanırsak zaten gruptan çıkmış olacağız ama Blacklist'e kaybedersek bu sefer SMG'nin RRQ'yu yenmesini beklemek zorundayız. Ki gruptaki puanlar eşitlensin. Eğer RRQ SMG'yi yenerse RRQ çıkar, biz kalırız. Biraz bizim elimizden gitti gibi ipler. Onu söylemek gerekiyor. Ya olur böyle şeyler. Ya o 40 dakikalık ara vermek zorunda olduk yani. O ara olmasaydı işler çok farklı olurdu. RRQ ekranı motivasyonları muhalefet ama tempomuz düştü kaybettik. Diyorsun. Evet. Tempomuz düştü, yorulduk. Bizim çocuklar da hemen yoruluyorlar yani. Moral motivasyonunu da kaybettiler bir tane mağlubiyetten sonra. O mağlubiyet bizi biraz mental olarak çöktük. Birazcık motivasyona ihtiyacımız vardı. Toparlayamadık ve üçüncü maçta da böyle bir durum söz konusu. Evet, MVP King'e gitti. 6-1-2 ile oynadı King. 656 dakika başına altın topladı ve takımının çıkarttığı killerin yaklaşık %90'ında parmağı var. Ya şey, ben Bartis 3'ü oynadım. Ama maçın kazanılmasındaki en büyük rolü bence Lilia oynadı. Lilia ya. İlk günler çok iyi Lilia'lar görmedik ama son iki gündür Lilia'danlar iyi oynuyor. Evet, dün de iyiydi. Bana öğretir misin ya? Çıktı. Eyvallah. Öğretim, ben öğreneyim de. Şey ya, moral bozmaya gerek yok. Önümüzde maçlar var daha ya. Daha eğlenmedik evet. Ya. Moral bozmayın. Chat'te de lütfen arkadaşlar kötü şeyler yazmayalım. Çocukların morallerini bozmayalım. Hala ülkemizi, bayrağımızı temsil ediyorlar. Onun da altını çizmek istiyorum. Yok işte şöyle oldu, kötüsünüz, mötünüz, böyle şeylere hiç gerek yok. Bizim çocuklar Türkiye'nin en iyi takımı olarak gittiler buraya ve takımımız, ülkemizi de en güzel şekilde ellerinden geldikçe temsil edeceklerdir. Lütfen can sıkıp boş boş yorumlar yapmayalım. Evet, katılıyorum sana ki keza hala baktığımızda yani zor bir rakiple oynayacağız Blacklist'le. Kazanırsak zaten çıkıyoruz gruptan. Kaybedersek de hala ihtimalimiz var Blacklist'le kaybetsek bile. SMG RRQ'yu yendiği takdirde. Ya çünkü bir de Eray, şunu eklemek istiyorum. Biz ilk karşılaştığımızda 2-0 kazandık. Bunu 2-1 kaybettik. Evet, işte averaj olarak hiç kötü durumda değiliz aslında tabii, tabii. Biz oralara giderse durum yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? SMG RRQ'ya karşı
2-0 kazansın. Çıkıyoruz değil mi biz? Çıkıyoruz o evet. O zaman gruptan çıkıyoruz evet. SMG RRQ'yu 2-0 yeniyor. Biz Blacklist'e kaybetsek bile çıkıyoruz biz o zaman. Biz Blacklist'e kaybetsek dahi çıkıyoruz gruptan. Sadece SMG'nin RRQ'yu yenmesi lazım. Onlar da yenebilir, yapabilecek bir takım. Diğer bir ihtimal, daha zor ihtimal bizim Blacklist'i yenmemiz. O zaman zaten gruptan çıkarız ki hani başarabiliriz yani. Birazcık daha tempomuzu yükseltirsek, piklerde çok zorlanmazsak. 6'ya 9'luk bir skor çıktı efendim karşımıza. Şöyle bir baktığımız zaman 18 dakikalık bir oyun sonunda 8'e 3 kulelerde üstünlük sağladılar. Yine baktığımız zaman Lord 3'e 0, Kaplumbağa 2'ye 1. Baktığımız zaman yine mor ve turuncu güçlendirmelerde de 10'a 7 ve 9'a 8'lik üstünlük sağladı rakibimiz bize. Brezilyalı rakibimiz 2-1 ile geçmiş oluyor bizi ve burada puanı hanesine yazdıran taraf. En azından biz bir maç aldık. Bir önceki rakibimiz de dediğimiz gibi 2-0 yendiğimiz için SMG'nin RRQ'yu 2-0 yenmesi durumunda gruptan çıkarız. Bu hala ihtimaller dahilinde. 6'ya 1 ile King'in MVP'yi aldığını görmüştük. Yine 1-0-5 ile Tekashi'nin KDA'sı da gözlere hoş gelen KDA'lardan biri oldu. Biz Sunshine ile 2-0-2 oynadık ama bu mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Alien biraz zorlandı. 5 adet ölümü var Alien'ın. Son pozisyonda da Lord'u çalmaya çalışırken arada kalıp ölmüştü. Tabii ki denemesi lazım Alien'ın da böyle şeyleri. O da istekli bir oyuncu. Bu tarz denemeleri yapması lazım. Orada istediğimiz gibi bir sonuç çıkmamıştı sadece. Yine baktığımız zaman kazanan rakibimiz olmasına rağmen toplanan dakika başına altında birinci sırada olan oyuncuları 700 dahi değil. Aslına bakarsanız yakın bir oyun. Yani tabii ki oyunun başından sonuna kadar neredeyse tempoyu onlar kontrol etti ama öyle koparıp götürdükleri bir oyunda değildi. 83K hasar çıkarttı Rosa. Bu kategoride birinci sıradayız ama mağlubiyeti engellemeye yeterli değil. King 126K hasar aldı ve Forgotten One ödülü de Siegen'e gidiyor 6 asistle. Atılan toplam hasarlara şöyle bir bakalım. Rosa 83K ile birinci sıradaydı. Onu Gustala Gusta rakipten 53K ile takip ediyor. 49K ile Sunshine'ı ve 47K ile de rakibimizden Siegen'i görüyoruz. Toplam atılan hasarlarda. Apex'in %100 kill katkısı var. 6 killimizin 6'sına da parmağını değdirmeyi başardı Apex. Rakibimizde de King'in %90'a yakın bir kill katkısı bulunuyor. Olmadı. Evet olmadı. Çok da uzatacak bir şey yok.